Merhaba arkadaşlar, Karakars kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ufak tefek aksilikler oldu, o yüzden videolarımıza biraz ara vermek zorunda kaldık. Yeni bir araç var yanımızda. Renault yeni bir araç çıkardı. Bunun ismi Rafale. Bugün onu hep birlikte inceleyeceğiz. Umarım hepinizin eğlendiği ve keyif aldığı bir inceleme olur. Çok uzatmadan hemen arabanın incelemesine... Tip tamamen değişti. Birazcık Arkana'nın yenisi gibi duruyor. Arkana'yı biz kanalımızda daha önceden çekmedik. Fakat Renault'daki Arkana modelini bilen insanlar zaten anlayacaktır bu aracın da onun bir yeni modeli olduğunu. Öncelikle ön kısımda LED Matrix Vision farlar kullanılmış. Tamamen akıllı, tüm özelliklere, günümüz teknolojisine sahip şekilde farları var. Renault logomuz yine aynı. Alt tarafa baktığımız zaman orta kısımda hava girişleri var. Sağ ve sol tarafta sis farlarının yanında yine aktif hava kanalları var. Bunları bu sefer aktifleştirmişler. Zaten Renault'un son kasalarında artık Esprit Alpine'in kullanıldığı kasalarda hava girişlerini artık genelde aktif bırakıyorlar. Bir önceki modellerde, eskilerde hep kapalıydı, süs olarak duruyordu ama artık aktif şekilde kullanıyorlar. Onun haricinde ön tarafta ızgarayı görüyorsunuz. Aralarında mavi renkler var. Ön taraftaki ızgara tamamen desen olarak kullanılmış bunlar. Ön tarafın görüntüsü bence çok şık. Aracı böyle daha sportif bir SUV haline getirmiş. Hemen yan tarafa doğru geçelim sizlerle birlikte. Bizi Esprit Alpine jantlar karşılıyor. Bunlar 20 inçlik jantlarla geliyor aracımız. 245'e 45 lastik edatı var üstünde. Araç zaten komple siyah olduğu için koyu bir tonlarda jant tasarımı yapılmış üstüne. Gayet güzel. Tabii farklı jant seçenekleri de illaki vardır. Esprit Alpine logomuz var hemen burada. Aracımız dediğimiz gibi Esprit Alpine olduğu için komple dış tasarım ve iç tasarım buna göre yapılmış. Yan tarafta ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok. Şurada sadece bir 4 kontrol yazımız var. Bu 4 kontrolün ne olduğunu zaten çoğu insan biliyor ama ben yine de anlatayım. 4 kontrol aracın direksiyonu çevirdiğiniz zaman arkadaki lastiğin de ekstra 45 derece bir açıyla dönmeye yardım ettiği. Yani dönüş çapı daha iyi bu aracın. Zaten ben kullandığım zaman da fark ettim. Gayet köşelerden, kenarlardan rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz. Hemen arka tarafa doğru gelelim. Burada zaten benzin kapağımız var. Ekstra bir şey yok. Arka tarafa geldiğimiz zaman ben bu aracın en çok arka tasarımını beğendim. Biraz daha BMW X6, Lamborghini Urus tarzı bir arka tasarımı var aracın. Üst taraftaki spoiler da ekstra bir sporluk katmış araca. Bu tamamen standart şekilde böyle geliyor yalnız. Herhangi bir ekstra bir aksesuar takımı falan herhangi bir şey yok araçta şu an. İlk olarak stoplardan başlayalım. Stoplar herhangi bir kırmızılık bulunmuyor. Genelde araçlarda kırmızılık bulunuyor. Bu daha çok böyle aracın da rengine uymuş siyah beyaz kararmış bir şekilde bizi karşılıyor arkada. Renault logomuz burada. Rafale yazısı burada. Rafale yazısı böyle bir el yazısıyla yazılmış. O da gayet şık duruyor. Güzel bir detay olmuş. Alt kısımda gördüğünüz gibi tamamen piyano bilek rengine boyanmış şekilde geliyor. Bagajımızı şöyle açalım. Tamamen otomatik şekilde açılıyor. Bagajımız 648 litre bir hacme sahip. Gayet büyük bir bagaj hacmi var aracın. Onun haricinde de içeride ekstra söyleyebileceğimiz bir şey yok. Tekrardan buraya basarak otomatik bir şekilde bagajımızı kapatabiliyoruz. Arka tasarımdan da bahsettik. Arka tasarımda gayet güzel, spor buluyorum ben. Birazcık aracın teknik özelliklerinden bahsedelim. Dediğim gibi aracımız Rafale. Esprit Alpine full hibrit modeli. 200 beygirlik bir araç. 2 litre motora sahip. Bu aracın farklı bir motor seçeneği şu anda mevcut değil. Fakat büyük ihtimalle önümüzdeki yıl 300 beygirlik bir modeli daha çıkacak bu aracın. Büyük ihtimalle o araç daha keyifli olacaktır. Bu 200 beygir şu an. O aracın da videosunu, sürüşünü falan artık geldiği zaman çekmeyi planlıyoruz. Hemen aracın arka kısmına da bakalım. Bir oturma diz mesafesine falan. Şu an ön koltuk bayağı geride. Ben yatırmıştım hatta. Fakat diz mesafesi gerçekten çok iyi. Ve tavan mesafesi de çok iyi. Ben 1.84 boyundayım. Benim boyumdaki bir insan gayet rahat oturabiliyor burada. Orta kısımda iki tane
Type-C girişi var. Bir de hava çıkışlarımız var burada. Onun haricinde yan kapıda cam açma kapatma tuşundan başka ekstra bir özelliğimiz yok. Orta kısımda bir kol dayama kısmı mevcut. Güzel bir kol dayama olmuş. Diğer araçlardan baya farklı. Baya uzun, böyle bir VIP araçta oturuyormuşsunuz gibi hissettiriyor bu kol dayama. İki tane bardaklığı var burada. Tekrardan kapatalım. Arka kısımda bu şekilde. Hemen ön tarafa da geçelim. Ön tarafta kapıdan başlayalım. Ön taraftaki kapının dikişleri ve Fransa bayrağı deseni var burada. Kırmızı, beyaz, mavi. Şuranın iç kısmını da mavi yapmışlar Esprit Alpin'den dolayı. Gayet güzel olmuş. Ve aşağı kısımda Alpin yazımızı görüyoruz. Burada Harman Kardon'da bir ses sistemi kullanılmış araçta. Aracın hemen iç kısmına bakalım. Koltuklarımız Esprit Alpin hepsi. İç kısmında mavi desenler var. Üst tarafta A yazısı var. A4 Esprit Alpin'in yazısı var. Koltuklarda da yine Fransa bayrağı dikişleri kullanılmış. Alkantara ve yarı alkantara, yarı da deri kullanılmış koltuklarda. Koltukların ayarlanması tamamen otomatik şekilde yapılıyor. Hemen aracın içine geçelim. İç incelemesini de yapalım. Aracın içindeyiz şimdi. Aracın içinde zaten alışık olduğumuz Renault'un artık kullandığı klasik displayler var. Sadece şuradaki görüntü artık size farklı gelebilir ve ekranda da küçük bir güncelleme geldi. Zaten gördüğünüz gibi görüntüsü, kadranlar falan biraz farklı. Diğer Austral ve Espace'a göre, hatta Megane'da da farklı. Fakat onlar da artık yeni gelen modellerde, mesela yeni Captur geldi. Onlarda da güncelli bir şekilde bu şekilde geliyor artık. Sol tarafta hemen hız göstergemiz var. Sağ tarafta da gücün olduğu kısım var. Ortada da eko kısmı var. Burada hani en tasarruflu süreceğiniz yeri gösteriyor zaten. Şöyle sağ taraftaki tuştan yukarıya doğru yaptığımız zaman sağ taraftan bir ekran geliyor. Bize bu bilgileri veriyor. Bilgi ekranları. Mesela şu an araç yeni olduğu için bazı kontrolleri yapmamızı istiyor. Bu sıfır bir araç olduğu için. Burada su sıcaklığı var. Onun üstünde ne kadar ortalama yakıt yaktığını gösteren bir gösterge var. Bunlar da çok şık olmuş. Tekrardan yeniden düzenlenmiş. Burada kaç kilometre gittiğimiz gözüküyor. Burada enerjiyle alakalı bir göstergesi var. Bilgi ekranı var. Eko monitörü var. Burada medya player'ın yansıması sadece sürüş odaklı olsun diye buraya onu da koyabiliyorsunuz isterseniz. Radyodur. Bluetooth'la veya Apple CarPlay ile bağlandığınız zaman zaten buradaki ekran değişiyor. Onun haricinde de bilgi kısmında, bilgi tarafında hiçbir şey yok şu an. Farklı modları var yine bildiğiniz üzere. Bunu göstermiştik zaten. Şurada multisense tuşumuza bastığımız zaman comfort. Biz bunu mesela Eco'ya almak istediğimiz zaman tekrar basıyoruz. Eco'ya aldığımız zaman şöyle bir yeşil oluyor ekran. Sport mod olduğumuz zaman kırmızı oluyordu. Perzo yazan da kendi sizin konfigüre ettiğiniz özellikleri getiriyor. Biz şimdilik konforta kalalım. Onun haricinde şurada bir tuşumuz var. Bu da göstergenin görünümünü değiştiriyor. Şu şekilde bastığımız zaman böyle bir animasyonla geçiş yapıyor. Mesela şu an map'i getirdi karşımıza. Bir kere daha basalım. Şimdi karşımıza aracı getirdi. Burada karşıdaki aracı takip mesafesini, hızını falan filan ayarladığınız bir ekran getirdi. Bir kere daha bastığımız zaman da sadece kadranın olduğu, daha çok sürüş odaklı, çok kafanızın karışmasını istemiyorsanız bu şekilde de sürebiliyorsunuz. Evet, tekrardan bastığım zaman en başa geldi. Bu şekilde 3-4 tane de farklı görünüm modları var. Direksiyonumuza gelelim. Direksiyonumuz üst tarafı komple deri zaten. Fakat alt kısmın, direksiyonun yarısında alkantara kullanılmış. İç taraflar komple piyano bilek. Güzel bir direksiyon tasarımı var. Ben çok beğeniyorum bu direksiyon tasarımını. Renault'un amblemi bu şekilde yapılmış bu araçta. Kırmızı, beyaz, mavi, Fransa bayrağı renkleri dikişlerde kullanılmış. Bu renkler de sadece Esprit Alpin'de var. Onu da belirtmek istiyorum. Koltuklarımız yine dediğim gibi zaten Alcantara. Esprit Alpin logosu var üst tarafında. Çok şık bir koltuk deseni olmuş. Alcantara'da bayağı yakışmış. Onun haricinde ekranımızın sağ tarafında torpidonun üst kısmında bir antrasit tarzında bir renk kullanılmış. Şöyle bir döşemesi var. O da güzel bir detay olmuş. Ekstra zaten head-up display'imiz falan da var. Yani full artı full bir araç var elimizin altında şu an. Gayet donanımlı, gayet güzel olduğunu düşünüyorum ben şu an. Renault'un bu iyice gitgide çıtayı arttırıyor. Orta kısımda yine Austral'de ilk olarak karşılaştığımız bu hareket eden konsol var. Bunu bu şekilde ileriye geriye istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Burada bir şarj istasyonu var. Alt kısımda ileriye çektiğiniz zaman yine burada bir saklama alanı mevcut. Ön tarafta yine ekstra bir iki tane bardaklık ve saklama alanları mevcut. Gayet geniş bir saklama alanına sahip aracın ön tarafı. Buradan hemen tuşa basarak da kol dayama kısmının saklama alanını açıyoruz. Orada da yine bir ekstra saklama alanımız var. Onun haricinde söyleyebileceğim üst taraftaki özelliği var aracın. Aracın tavanı ön taraftan arka tarafa doğru tamamen panorama ve güzel bir özellik
özellik eklenmiş. Tuşu geriye çektiğimiz zaman bu şekilde geriye geliyor, açılıyor. Tamamen şeffaf bir cam oluyor. Tekrardan ileri ittiğimiz zaman ise bu şekilde ön tarafa böyle bir beyaz bir şekilde, ışık mı denir artık ne denir bilmiyorum, bir yansıma geliyor. Bu şekilde kapanıyor. Tamamen içeri ışık almıyor. Normal tavanmış gibi oluyor. Bu da çok tatlı bir detay olmuş. Bu tamamen Renault'un artık kullandığı yeni bir özellik. Başka arabalarında, önceki arabalarında hiçbirinde yoktu bu. Bu da tamamen yeni bir özellik olmuş. Gayet şık duruyor. Gayet ferah hissettiriyor arabanın içinde. Böyle bir sıkışıklık yok yani. Çok böyle büyük bir araçta oturuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ki zaten araç da küçük sayılmaz. Gayet büyük bir araç. Ön tarafta sol kapıdan sağ kapıya kadar da bir iç aydınlatması mevcut. Bunlar da zaten diğer Renault'larda aynı şekilde biz göstermiştik bunları. Çok detayına girmeyeceğim. Sizleri daha çok boğmak istemiyorum. Ön tarafta display'e tekrardan ufak bir bakalım. Burada elektrik kısmı, 360 derece kamera kısmını aktifleştirebiliyorsunuz. Aracın her tarafını bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar yeni özellikler değil. Eski diğer araçlarda da zaten bu özellikler vardı. Onun haricinde de başka bir şey yok. Aracın iç kısmından söyleyeceklerim de bu kadar. Aracın dış kısmında tekrardan videonun kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Renault Rafal yanımızdaydı bugün. Esprit Alpine Full Hybrid 200 beygirlik paketiyle. Aracın fiyatından ufak bir bahsedecek olursam, Avrupa piyasası olarak söylüyorum tabii ki de bunu. Avrupa'da şu an, Almanya'da bu aracın fiyatı ortalama olarak 55 bin euro civarında. Bu da Austral, yeni Megane ve Espace'la hemen hemen aynı fiyatta oluyor. Yani fiyatı bence diğerlerine göre ucuz bile olmuş. Yani diğerlerinden daha donanımlı, daha güçlü, daha şık duran bir araç ve güncel hali ve onlarla aynı fiyatta çıkmış. Yani burası için gayet uygun fiyatı. Tabii Türkiye'de fiyatı ne olur bilmiyorum ama Austral'in fiyatı bizim çektiğimiz zamanlarda 1.7 milyon, 1.8 milyon falandı. Tabii şu an belki 2 milyonları bulmuştur. Bu araç da büyük ihtimalle o fiyatlarda, tabii bu en full paketi 2 milyon, 2 milyon 200 o civarlarda olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki de bu kesin bir şey değil benim tahminim. Aracın Türkiye'de olup olmadığını bile bilmiyorum. Bu videoyu çekerken hiç ona bakıp dikkat etmedim gerçekten. Aracımız bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi, kötü, hiçbir sorun yok. Yorum yapın. Merak ettiğiniz şeyler varsa, eksik anlattığım bir şeyler varsa onları söylemeyi unutmayın. Ben yorumlarda sorularınızı cevaplıyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmazsanız tabii ki de sevinirim. Bir sonraki videomuz da bu videodan birkaç gün sonra olacak büyük ihtimalle. Orada da ya Renault Duster ya da yeni Captur var elimizde. Yeni Scenic var. Onlardan bir tanesini çekmeyi düşünüyoruz. Hangisini istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Hangisinde daha çok istek olursa onu ilk çekebilirim. Sorun değil. Yeni Duster ama çok iyi. Bayağı değişiklik var araçta. O da şu an elimizde 2-3 adet mevcut ondan da. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Bize destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.